Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Tesla Model Y'yi çekeceğiz. Tesla bu zamanlarda çok fazla öne çıkan bir marka, elektrikli araçlarda en iyi konuda sınıfı bence. Öncelikle kanalımıza abone olmayı, 1000 takipçiye çok az kaldı. Belen'e Kars 21 üzerinden Instagram adresimizden bizi takip etmeyi unutmayın. Bugün Akasya AVM'deyiz. Akasya AVM'de Tesla'nın bir standı var. Oraya gideceğiz birazdan. Model Y var sadece. Model Y'yi inceleyeceğiz. Zaten şu anda rağbette olan Model Y ve Model 3. Model 3 biraz küçük kaldığı için pek kimse almıyor gibi. Yani öyle demek doğru olmayabilir aslında. Alanlar illaki vardır ama Model Y daha üst konumda. Herkesin daha çok almak istediği bir araç. Şimdi gelin videoya geçelim. Hep beraber. Arkadaşlar şimdi Model Y'nin yanındayız. Öncelikle performans, çift motorlu dört çeker versiyonumuz var gördüğünüz üzere. Şimdi Allbirlik Premium iç mekan, 21 inç jantlar var, Uber Turbine. Orta ekranımız 15 inç dokunmatik ekran. 510 km menzili var, 250 km saat azami hızı. 0'dan 100'e 3.7 saniyede yükseliyor. Maksimum bagaj hacmi 2158 litre. Bayağı iyi bir bagaj hacmi var. Bunlar da güvenlikle ilgili detaylar. Yine QR kodu okutup bakabilirsiniz ama 2 milyon 800 civarında. Şimdi burada bir tane beyazlar, burada bir tane bordo var. Burada da rengimiz Pearl White Multi Cut oluyor. Yani beyaz bir renk. Bu da gayet iyi. Biraz sonra içine geçeceğim zaten. Siyah ve beyaz iç mekanı. Bu daha iyi. 23 Uber Tune jantlar var. 15 inç dokunmatik ekran. Diğeriyle tamamen aynı. Hiçbir farkı yok. Şimdi baktığımız zaman farları falan bayağı son dönemde çok iyi değişmiş açıkçası. Tesla Model Y. Buharlar bayağı tutuyor bu model. Burası Akasya AVM. Gelip inceleyebilirsiniz siz de. Birazdan içine geçeceğim tekrardan. Jantlarımız 275-35-21 inç çapında. Bu jantların deseni falan çok çok iyi. Bunu söyleyeyim size öncelikle. Şu an bagajı açık zaten. Burada elektrikli bagajımız var. Yani beyaz mı, bu renk mi bilemedim. Ya, renklerin çok farklı isimleri var ama hani ben bu biraz daha vişne çürüğü gibi. Bu da normal. Beyaz yani. Normal dedim tabii ki de çok fazla özelliği olan beyaz bir renk. Onu da söyleyeyim. Şurada doğal motor yazısı çok güzel duruyor bence. Tesla'lara yakışıyor. Yani çok farklı bir yapısı var. Liftback bir yapısı var. Gördüğünüz üzere. Tamamen aynı araçlar. Şimdi öncelikle ben size bu araçtan başlamak istiyorum. Kapısı bu şekilde. Çok ağır bir kapısı var bu arada. İçine oturduk. Evimizi kapatalım. Telif hakkı olmasın. Şimdi içeriğine yerleştik. Bu araçta biraz daha deri siyah böyle kullanılmış. İç tarafı beyaz olan ben daha çok beğendim. Onu söyleyeyim size. Burada hemen bir kişi su koymuş buraya zaten. Yani burada burası sanırım bakıyorum herhangi bir kablosuz şarjı var mı? Olabilir. Bunu soracağım ben. Burada bir torpidomuz var. Buradan devam ediyor herhalde altına. Yok. Devam etmiyormuş. Burası kapalı. Burada bir çakmaklık soketini. Bakın Tesla bile unutmamış çakmaklık soketini. Aslında çok fazla teknolojik bir araç. Çakmaklık soketi beklemiyordum yani açıkçası. Benim bunda en çok sevmediğim şey buralarda bir boşluk var. Yani burası çok fazla boş. Onu söyleyeyim öncelikle size. Önde herhangi bir kadran yok bir defa. Gelelim bu ekrana. Bu ekran çok ama çok iyi. Kontroller. Şimdi kontrollerimizde farlarımızı görebiliyorsunuz. Bu parkları yakabiliyoruz öncelikle. Aynaları katlama özelliğimiz var bakın. Hemen katlandı zaten. Çocuk kilidimiz var. Pencere kilidi var. Torpido gözü. Açalım torpido gözümüzü. Açmışken aslında onu da bir gösterelim içini. Şöyle. Ondan sonra sileceğimiz var. Sileceği de devre dışı kabul edilir. Ön bagaj kilidi açık olduğu için silecekleri kırılma riskine karşı izin vermiyor. Aynalarımız var. Ayarlayabiliyoruz. Bakın. Şöyle güzel bir özelliği var. Aynaları da buradan ayarlıyoruz. Mesela direksiyon dediğim zaman da yine buradan ayarlıyoruz. Nereymiş? Yukarıya, içeriye.
böyle. Bu arada içeri yukarı da giriyor. Onda da bir problem yok. Aynalarımızı bir açalım. Hemen açıldı zaten. Şimdi parlaklığımız burada. Gelelim pedallara ve direksiyonlara. İvmelenme spor gibi. Açıkçası bu biraz daha Tesla'nın ekranının detaylı incelemesi oldu. Bunu da merak edenler varsa hep beraber inceleyelim. Nedir ne değildir görelim. Pedallar ve direksiyon. İvmelenme sakin var, sport var. Direksiyon modu, konfor, standart spor. Ben olsam konforda kullanırdım. Daha iyi. Tabii spor modda bu araç zaten Tesla'nın spor versiyonu. Model Y'nin. O yüzden sporu alıp da tadını daha iyi çıkartabilirsiniz. Işıklarımız özelleştir diyelim. Bu biraz da yol tutuşuyla alakalı bir özellikmiş. Durdurma modu, yumuşak kalkış, ilerleme, tut. Bunlar hep sanırım otonom sürüşe özel. Şimdi şarjımız. %39 şarjımız var bu araçta şu anda. Şarj sınırı %100. Günlük sürüş için %80 öneriliyor. Bu konumda şarj akımı 16 ampermiş. Şarj kapağını açabiliyoruz mesela. Şu anda şarj kapağını açtım. %39 şarj oranı var. Şu anda göstermiyor herhangi menzil. Çalıştıktan sonra gösteriyor. Otopilot özellikleri aşağı doğru iniyorum. Buradan inceleyebilirsiniz. Hız sınırı uyarısı gibi. Offset verebiliyoruz. Acil şeritten ayrılma, otomatik acil frenleme, engele, duvarlı, duyarlı ivmelenme, trafiğe duyarlı hız sabitleme, uyarı sesi, yeşil trafik ışığı sesi. Kilitler. Şimdi iki tane anahtarı var bu aracın. İkisi de kart bu arada. Onu tekrardan sorar detaylı yazarız. Çocuk kilidimiz var. Pencere kilidimiz var gibi gibi vesaire. Işıklar. Tavan ışıkları açık demişiz. Evet açık zaten. Tavan ışıklarımız burada var. Şöyle dönüyorum hemen. Şurada var. Orada var. Arkaya birazdan geçeceğim zaten. Geldim tekrar buraya. Ortam ışıkları açık dedik. Otomatik uzun far var. Eşlik etme özellikleri farlar. Direksiyon simidi ışıkları. Şu alttan da ışık vuruyor. Geceleri gösteriyor ama. Ekranımız mavi ışığı azalt özelliğimiz var. Gece otomatik olarak daha sıcak renklere ayarlayın. Parlaklığımız 100. Ekran temizleme modumuz var. Tavan ışıklarımız gibi vesaire artıyor. Şimdi yol bilgisayarımıza gelelim. Bir sürü özelliği var. Navigasyonumuza gelelim. Ücretli yolları kullanma. Bakın servis. 2 gün önce, 3 hafta önce, 2 gün önce, 3 hafta önce lastik hava sensörlerini bile gösteriyor ne kadar olduğunu. Yazılımımız var. Aracımız daha 32 km. Aracınıza ad verin diyor mesela. Gibi gibi. Şöyle. Tekrardan geldim aşağı. Mesela aracımızın ismi ne olsun? BRN Cars 21. Aracımızın adı artık BRN Cars 21. Siz de Akasya AVM'ye gelirseniz biz incelediğimiz araca bakabilirsiniz. Şurada bir detay var. Şimdi bunu kapatabiliriz. Burada mükemmel bir harita var. Bakın görüyor musunuz? İstediğiniz yere rahatlıkla. Mesela nereye gidebilirsiniz? Ankara diyelim buraya. Ün alanı hesapladı. Yanlış oldu sanırım. Ankara. Türkiye. Bakın. Hemen buraya. Hesaplanıyor şu anda. Bakın Ankara'ya gidersek şu anda hemen hesapladı ve ne kadar şarj gerektiğini de hemen az önce gösterdi. Gayet de güzel olmuş. Son verelim buna. Başka binecek arkadaş sıkıntı yaşamasın. Bakın burada YouTube'umuz var. Bakalım açılacak mı? Açıldı. Mesela buraya kendi kanalımızı yazalım. Oynatmasına bir bakalım. Şu anda kendi kanalımızı az önce açmış bulunduk. Buradan. Gayet iyi. Ben kalitesini çok beğendim. Ekran zaten çok kaliteli onu söyleyeyim size. Buradan da abone olabilirsiniz siz de kanalımıza. Buradan hemen geri çıkıyoruz. Nereden çıkıyoruz? Buradan çıkıyoruz. Geri çıktık. Buradan bu arada sesi de arttırabiliyordum. Birazdan hemen bir Spotify'ımıza girelim. Mesela buradan güzel bir şarkı açalım size.
Gördüğünüz gibi baslar ve tizleri çok çok iyi. Şu an burada fazla ses vermedim. AVM içeri olduğu için insana rahatsız olmasın diye düşündüm. Gel dedim biraz da direksiyona. Şimdi direksiyonumuzda burada bir silecek kolumuz var. Burada vites konumumuzu görebiliyoruz. Burada bir aydınlatmalı. Zaten bunları söylemeye pek de gerek yok. Bir cam tavarımız var. Burada. Yani çok kısa da bir araç açısına baktığınız zaman. Şurada bir kamera var. Bu kamerada. Şöyle gelelim buraya hemen. Bakın hemen. Açıldı güvenlik kameralarımız. Şu anda gösteriyor. Kimin ne yaptığını görebiliyorsunuz burada. Gayet iyi bu arada. Onu size söyleyeyim. Gayet iyi. Görüyorsunuz. Sanırım bu araçta buradaki kamera etkin değil. Bazı araçlarda geliyor olabilir. Bazı araçlar gelmiyor olabilir. Detaylı bir şekilde onu sorarız. Ama kamera sistemi de olması çok çok iyi. Gelelim buraya hemen. Bir oyun oynayalım değil mi? Tesla'ya binmişken oyunsuz olmaz. Hemen oyunu açalım. Şimdi bir oyun açtım. Bilmiyorum ne olduğunu bundan açıkçası ama. Şöyle bir. Sanırım bunlara bir şeyler veriyoruz. Şöyle güzel. Haritalı. O araç oyunu vardı. Herkes oynamak istediği. Onu hemen soracağım. Eğer aktifleştirebiliyorsak onun yüklenmesi gerekiyormuş. Onu da birazdan oynar. Yüklerim sayfaya. Bu araçtan bu kadardı. Arkasını göstereyim. Sonra diğer araca geçelim. Diğer araç daha güzel bence. İnince şu kapı kalitelerini size göstermiş olayım. Ya üst tarafta çok aşırı yumuşak plastik beklemeyin. Buralar da yumuşak ama hani öyle aşırı derecede kaliteli. Evet kaliteli ama plastik konusunda öyle diğer işte Volkswagen grubundaki bir yumuşumuş değil. Burası yumuşak, burası yani Tesla o kadar yumuşak bir araç değilmiş. Onu anladım ben anladığım kadarıyla. Arkaya geçelim hemen. Kapı kolları zaten yok, direkt buradan açılıyor. Burası da bakın çok yumuşak değil, sert. Burada güzel bir kumaş kaplamamız var. Her yer kaplı zaten. Evet geçtik arkasına. Ön koltuk çok geniş yani. Bana göre çok geniş. Onu söyleyeyim. Yine diz mesafesi var. Orta taraf bu şekilde. Kolçağımız var. Klima havalandırmalarımız var burada. Arkadan öne bakış. Bu şekilde. Yani şurası birazcık boş kalıyor. Boş kalması aslında daha iyi olabilirmiş. Tabi o da fiyat performansı. Daha iyi Tesla'nın daha iyi araçları var. Onları alırsanız oralarda doluyor. Onu da size söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bu aracın içine geçelim. Beyaz detaylarımız burada geliyor. Koltuklarımız çok çok iyi zaten. Şöyle söyleyeyim, hafızalı kubuk. Hafızasını kırmışlar bunu sanırım. Showroom aracı mı? Diğerinde hafıza aynı şekilde plastiği duruyor orada. Çok takılacak bir detay değil. İçine geçtiğiniz zaman bunun içi biraz daha ferah. Onu söyleyeyim size. Haritamız buradan devam ediyor. Bakalım belki burada oyunlarımız vardır. Yani burada oyun var. Kur diyelim. Burada oyun var ama bu oyunda yine araç oyunu burada yok. Belki showroom modunda etkinleşmiyor olduğunu söylediler. Neresi açık olduğu söyleniyor burada da yine. Klima ayarlarımız çok güzel burada. Onu da burada bakın görüyor musunuz? Yani nasıl vuracağını falan bile gösteriyor yani. Çok çok iyi. Çok çok iyi. Soğuğu alalım şöyle. Klimamızı da açtık. Yani serin vuruyor yine yani ya. Şu anda araç çalışmıyor diyebiliyorum. Ama serin vuruyor bakın. 33, %30 şart. Şarjla 156 km gösteriyor. Gördüğünüz gibi. Burası şey, kablosuz şarj olması lazım. Hemen sorayım onu da. Sanırım insanlar tam açmasın diye bir ayar getirmişler ona. Yoksa çok fazla ses gelir diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu araç hakkında? Mutlaka yorumlara belirtin. Tesla kullananlar varsa videosunda detaylı olarak çekmek isteriz sürüşünü. Veya sizin yorumlarınız nedir? Bunları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Berene Kars 21 üzerinden bunun içeriklerini paylaşıyoruz sürekli. Oradan da takip edebilirsiniz. Şimdi bunun bagajı koltuklarını yatırmışlar. Burada bagajın normal açık halini göstereyim. Orada da koltukları yatık halini göstereyim. Gördüğünüz gibi bagaj çok büyük olduğunu söyleyebilirim size. Litresini yazacağım buraya ben bagajın. Bu diğer araçta da şey var. Koltuklar yatık halde.
Onu da göstereyim size. Bakın burada da 2158 litre oluyor böyle koltuklar yatık bir şekilde. Detaylı olarak yine yazarım bir eksiklik olmasın diye. Farları bu şekilde yanıyor zaten görüyorsunuz. O şekilde yani tasarım çok çok iyi bu arada. Yani böyle liftet gibi, liftback gibi, jip gibi kendine özgü bir tasarımı olması bu araca çok fazla alıcılık çekiyor ve çok heybetli, çok büyük bir araç. Aşırı derecede büyük yani. Duruşu büyük en azından öyle söyleyeyim. Jantlar falan aracı göstermiş yani. Arkadaşlar ön bagajı da bu şekilde. Bayağı ufak tefek şeyler sığar aslında buraya. Yani çok mantıklı değil aslında. Burayı sadece kullanmak için kullanmışlar. Saçma olmuş yani baktığınız zaman da. Çok hafif bir kaputu var bu arada. Böyle sağlam değilmiş gibi duruyor ama bunun testleri yapılıyor ve çok aşırı derecede sağlam bir araç. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Elektrikli araçları daha henüz bence geçemedik. Geçmiş olsaydık da yani elektrik problemi hala devam ediyor diye düşünüyorum. Her yerde şarj istasyonu yok yani. Yani. Ülkenin doğusuna gittiğimiz zaman gittikçe şarj istasyonları azalıyor. Siz de bir test sürüşü yapmak isterseniz buradan Tesla için yani yarım saate yakın bir test sürüşü tek başınıza yapabilirsiniz. Fiyatları gözden geçirmek isterseniz fiyatları gözden geçirebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.